Merhaba, İstanbul Hepimizin ekibinin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün oldukça kalabalık bir ekiple birlikteyiz. Çünkü bu kalabalık ekip çok şahane bir iş yapıyorlar bir süredir. Ve bu işi konuşacağız. Atatürk Kitaplığı, İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, yine İstanbul Üniversitesi'nden Tiyatro ve Dramatürji Bölümü ve Fransız Kültür Merkezi ortaklığında Molière'in 400. yaşı için İstanbul'da Atatürk Kitaplığı, İstanbul Üniversitesi ve Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler var. Bunların bir kısmı başladı, bir kısmı da devam ediyor. İlk önce Atatürk Kitaplığı'ndan Bülent Bilmez Hoca'yla görüşeceğiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Bülent Hoca'yla... Merhaba. Bülent Hoca... ile birlikte bu işi yürüten ekip bayağı hummalı bir çalışma içindeydi bir süredir. Evet hocam, bu fikir nereden ortaya çıktı? Molière'in 400. yaşı neden önemli Türkiye için? Neden böyle bir büyük organizasyona giriştiniz? Ben her şeyden önce sana çok teşekkür etmek istiyorum Seval hocam. İki nedenle. Birincisi tabii ki bu program için, ama diğeri de her ne kadar bütün bu süreçte kurum olarak, kişi olarak adın nihai olarak yazılmasa da hepimiz biliyoruz ki aslında bu işi kurtaran ekibi sen bir araya getirdin. Yolculuğumuz aslında Nedret Hoca'yla çok daha ilk konuşmada çok verimli, ne istediğimizi ortaya koyduğumuzda İki tarafında heyecanlandığı bir tanışma yaşamıştık ve bunu sen gerçekleştirmişsin. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Aslında ben her vesileyle söylüyorum bunu. Bu geçen hafta, yani 11 Mayıs'tan itibaren İstanbul Üniversitesi'nde başlamış olan bir süreçten bahsediyorum. Ve o günden beri konferanslar, yani konuşma dizileri, 25'inde açılacak sergimiz ve buna ek olarak bir katalogla birlikte dediğim gibi bayağı bir kapsamlı bir şey çıkıyor ortaya. Ama ısrarla benim altını çizdiğim şey, şahsen benim için yıllardır bu tür etkinlikler düzenleyen ve biliyorsunuz bir ayda çok büyük işler de çıkarılıyor bu memlekette. Aylarca uğraşıp sempozyumlar da yaptım tarih fakültesi olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, ama bunu söyleyebilirim ki ortaya çıkan bu yani ürünler olarak göreceğimiz bu etkinliklerin hazırlık süreci benim için çok hem zenginleştirici hem de oldukça sevindirici oldu. Ekibe her gün biraz daha birileri katıldı. Herkes bütün iyi niyetiyle biraz daha geliştirdi, dönüştürdü ve yine çok değerli olan şey bu. Tam bir uyum içinde gerçekleştireceğim ama uyum aslında fikir birliği üzerinden değil, tam tersine farklı fikirlerin, farklı bakış açılarının bizi zenginleştireceği gibi bir ortak yaklaşımdan uyum varsa bu konuda vardı. Dolayısıyla gerçekten önümüzdeki günlerde Atatürk Kitaplığı'na gelip de sergi gezecek, etkinliklere katılacak arkadaşları çok güzel şeyler bekliyor. Ama biz düzenleyiciler olarak, kendi adıma söyleyeyim, çok güzel bir süreç zaten yaşadık. Bu arada bu sözünü ettiğim sürecinde İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümün hocalarımız ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Edebiyatı bölümünden hocalarımız bizim Atatürk Kitaplığı etkinlik birimiyle bir araya geldi. Ben şunu söyleyeyim. Birinci bölümdeki hocalarımıza Profesör Doktor Kerem Karaboğa şahsında, Fransız Dili Edebiyatı bölümünden hocalarımıza, ki aramızda Çağatay hocamız var, Nedret hocamız şahsında, Profesör Doktor Nedret Öztokat Kılıçeri şahsında çok teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim Seval bitirmeden önce. Şimdi Molière
bizim aslında en azından benim için, eminim Fransız dili edebiyatı için bir denizdi. Benim için Osmanlı modernleşme tarihi, Osmanlı edebiyat tarihi, kültür tarihi çalışan bir tarihçi için de bir denizdi. Tiyatrocu arkadaşlarımız için de öyleydi. Ama ben inanıyorum ki bu denizleri bir araya getirerek bir okyanus oluştu. Ve bunda da o samimiyet, alçak gönüllülük, bildiklerimiz kadar bilmediklerimizi dile getirmemiz, birbirimizden öğrenmeye açık olmamız belki de şimdiye kadar yapılmamış kapsamda farklı boyutlarıyla bir Molière anlatısı ortaya koyacak. Serginin kendisi çok umut verici, çok sevindirici. Ama bütün bu etkinliklerle de işte Fransalı, Avrupalı Molière'den Osmanlı'nın farklı Molière'lerine ve Türkiye Cumhuriyeti döneminin Molière'ine kadar bir geniş yelpazede bir aslında bunların da üstünde insanlık anlatısı sunan, bize insanları en iyi şekilde bütün karmaşıklarıyla, çelişkileriyle sunan evrensel bir kişilik olarak Molière'i görme gösterme olanı bulduk. Ben tekrar bu şansı bize tanıyan hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Sen bunu yakından biliyorsun. Biz Atatürk Kitaplığı'nda aslında uzun zamandır araştırma kütüphanesine dönüştürme süreci başlattık, yürütüyoruz. Ama yanı sıra orayı bir entelektüel kültürel odak merkezi haline getirmek istediğimiz için bu tür etkinliklerle ortaya çıkan ürünler hazırlık süreciyle İstanbul'un önemli bir, dediğin gibi akademi dışı araştırmacılarını, entelektüellerini, kültür insanlarını bir araya getiren bir yer oluşturmak istiyoruz ki buna ilk günden itibaren inanıp destek veren, katılan bir meslektaşımızsın. O anlamda ben Nedret Hoca'nın da bu etkinliklere geldiğinde sadece bu Molière etkinlikleri bağlamında değil ki İstanbul'daki gerçekten çok kapsamlı yine sıra dışı etkinliği kotaran hocalarımız burada. Sadece bunlarla değil ama bütün o dediğim gibi bütün bu aktörleri bir araya getirip her seferinde dönüp sorular sorabileceğimiz, tartışabileceğimiz bir meslektaşımız olarak kendisine çok teşekkür ediyorum huzurunuzda tekrar. Evet hocam çok teşekkürler. Sağ olasın. Şimdi Bülent Hoca bir süre bir randevusu var. O yüzden biraz sonra bizden ayrılacak. Ama bu arada yine şey olursa onu da bulunduğu süre içerisinde konuşmaya davet edeceğiz. Evet Nedret Hocam, İstanbul Üniversitesi'nde neler oldu? İstanbul Üniversitesi, evet, öncelikle İstanbul Üniversitesi olarak biz çok mutluyuz böyle bir işbirliğinin yaratılmış olmasına. Çok değerli bir partnerimiz oldu Atatürk Kitaplığı gibi. Bizim her zaman gittiğimiz bir mekanda ama şimdi çalıştığımız bir mekana da dönüştü. O anlamda hepimize ayrı bir keyif, tat, heyecan verdi diyebilirim. Bu senenin başında 2022'de İşte bir sabah işte şey Fransız kaynaklarını araştırdım. İşte genellikle Fransız kültür sayfalarını izliyorum. 2022 Molière'in 400. yılı diye doğumunun 400. yılı diye bir habere denk geldim ve işte Comédie Française'in bu yıl için düzenlediği etkinlikler, sergiler böyle bir haberin heyecanıyla fakülteye geldim. Bizim de Çağatay'la odalarımız komşudur. Eşyalarımı koyar koymaz Çağatay'ın yanına gittim. Dedim böyle ben hemen dedim bir dramaturji, tiyatro ve dramaturji bölümüne gideceğim. Keremleri göreceğim. Yapar mıyız bir şey? Hocam yaparız tabii dediler. Soluğu tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünde aldım. Ben bu bölüm kurulduğunda da ders vermiştim ilk. Aşamada Dikmen Gür'ün hocamızla çalışma onuruna erişmiştim. Ekibi de çok iyi tanıyorum. Çok dostlarım aynı zamanda arkadaşlarım. Onların da böyle güzel bir heyecanla tabii yaparız, birlikte yapalım demesi her şeyi başlattı diyebilirim. Yani bir gün içinde herhalde Ocak ayıydı.
bir heyecanla buluştuk ve kolları sıvadık. O arada Seval'le bizim başka edebiyat buluşmalarımız oluyor, çalışmalarımız oluyor. Orada Atatürk Kitaplığı'nda değerli bir kaynak olduğunu öğrendik ve Bülent hocamızla ve Özde Köseoğlu'yla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'ndan sergi ve işte kitaplık çalışanları olarak bir randevu aldık. İlk toplantıya Kerem Karaboğa ve Nilgün Firdinoğlu ve bölümün değerli asistanı Serhan İstek katıldı. Biz de Çağatay'la gittik. Daha sonra bizim ekibimize yine sahada çalışmak üzere Selin Gürses Şambay katıldı. Biz bu doğrultuda ilk toplantıyı, tanışma toplantısı ve biraz ufku belirleyelim derken Atatürk Kitaplığı'nda çalışırken Mart ayı Fransızların Frankofoni ayıdır ve Fransız Kültür Merkezi bunu çok önemser. Çeşitli fakültelerde, Frankofon kurumlarda, liselerde, üniversitelerin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerinde etkinlikler yapılır ve bunları ellerinden geldikçe duyurmaya, paylaşmaya çalışırlar. Fransız Kültür'e hemen yazdım. Fransız Kültür Müdürü Sayın Christian Schnell'i ve Saadet Ersin'i. Onlardan da olumlu bir dönüş geldi. Ve bizi bu kez Fransızca Öğretmenler Birliği ile İstanbul Fransızca Öğretmenler Derneği ile bir sponsorluk, destek bağlamında buluşturdular İstanbul Fransız Kültür Merkezi. Böylece APFİ de devreye girdi. O arada Fransız Kültür Merkezi de bizim heyecanımızdan herhalde bir enerji bularak Komedi Fransız'dan bir Molière oyununu getirtip sahnelenmiş şeklinde filme çekiyorlar. Bir projeksiyon yapalım, bir film gösterimi yapalım dediler. Onun işte çeviri süreci başladı. Orada da çeviri bölümünden yardım aldım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca mütercim tercümanlıktan. Böylece çok hakikaten büyük bir işbirliğiyle halkamız genişledi. Burada da hemen ulaştığım diğer fakülte dışında ulaştığım bir başka kişilerde kurumlarda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tez yapmış olan doktora, çok değerli bir doktora yapmış olan Profesör Doktor Ayşe Banu Karadağ'la eski bizim Fransız Dili ve Edebiyatı ve Dramatürji'de çift anadal yapmış olan Doktor Çiğdem Kurt Williams'ı aradım. Ona ulaştık. Onun da katılımıyla biz Atatürk Kitaplığı'nda akşamları toplantılarımıza, çalışma gruplarına da neler yapabiliriz diye konuşmaya ve sergiye doğru gitmeye başladık. Ben sergiye çok fazla girmiyorum çünkü Özde Hanım her aşamasında, her dakikasında etkin bir biçimde çalıştı. Onun için sözü ona bırakmak istiyorum. Ama Edebiyat Fakültesi'nde de hem dekanlığımızın olumlu desteği hem iki bölümün gerçekten çok rahat çalışma koşulları bulmamız Atatürk Kitaplığı toplantı salonunda bize güzel bir enerji verdi ve bu enerjiyle de 11-12 Mayıs'ı getirebildik. 11 Mayıs'ta etkin kolokyumumuz yapıldı. 11 Mayıs akşamı hastalık hastası İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde oynatıldı. Onu izledik. Akabinde bizim bir Çağatay ve Selin'le Sanat Kritik mekanında bir Saraydan Yükselen Kahkahalar diye bir etkinliğimiz oldu. Konuştuk, sohbet şeklinde bir panel yaptık. Böylece Molière'i hem fakültede hem fakülte dışında İstanbul'da konuşmaya başladık. Bir süre daha konuşacağız. Şunu söylemek isterim. Fransız Edebiyatı'nın çok önemli bir ismi. Yani İngilizlerin Shakespeare'i gibi belki Molière'de en çok duyulan oyun yazarı, en çok en popüler, en modası hiç geçmeyen bir tiyatro yazarı. Bizim için
Fransız 17. yüzyılın olmazsa olmaz değerli bir ismiydi. Ama bu çalışmayla Atatürk kitaplığında arşivlere ulaşarak ve dramatürji bölümünün hocalarıyla, yani tiyatro tarihini bilen meslektaşlarımızla, o alanda tez yapmış ya da yapmakta olan Reha Keskin'i mesela almak isterim. Bu hocalarımızla buluşarak, bu araştırmacılarla buluşarak bizim de Molière algımızı, Molière'in değerini daha farklı bir çerçevede tekrar görme fırsatı bulmak da biraz bizim araştırmacı dürtümüze, araştırmacı tarzımıza da çok iyi geldi. Çok beslendik. Birazdan Çağatay herhalde çalışmaları anlatacak. Çağatay'la Selin'in örneğin yoğun çalışmaları çok büyük bir keyif verdi. Hem hocaları olarak hem birlikte çalışan çalışma arkadaşları olarak çok hoş bir enerji oldu. Bu çalışmalar, fakülte dışına taşınabilen enerjiler her zaman hem karşılık bulur hem de daha başka güzel açılımlara doğru gider. O anlamda keyifli, heyecan veren, tatlı bir yorgunlukla ilerleyen bir süreç oldu diyebilirim Seval Hocam. Evet hocam, çok teşekkürler. Çağatay Hocam İstanbul Üniversitesi'nde bütün bu yani işin büyük bir yükünü taşıdı, sırtladı. Evet hocam, siz neler yaptınız? Biraz daha detaylara girebilir miyiz? Tabii hocam. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Hocam programımızın ismi Şehir Hepimizin, Molière de Hepimizin. Molière'de biz de bu bakış açısıyla ele almaya çalıştık. Ve düzenlediğimiz sempozyumda, yani ilk Molière etkinliği, Molière 400 yaşında etkinliği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlediğimiz, tiyatro ve eleştirmenliği ve dramaturji bölümüyle ortaklaşa düzenlediğimiz etkinlikte 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde biz 3 eksende Molière'i ele aldık. Tabii sempozyuma, daha doğrusu etkinliğin tümüne katkı sağlayan diğer paydaşlarımızı unutmamak gerekir. Fransız Kültür Merkezi, Fransızca Öğretmenler Derneği ve İstanbul Üniversitesi Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı da bu süreçte bize çokça katkı sağladılar. Hocalarımız da belirttiler biraz önce. Biz bu kolokyumda, sempozyumda Fransız Edebiyatı, Türk Edebiyatı ve tiyatro olmak üzere Molière'i 3 eksenle ele aldık. Bu ele aldığımız eksenlerden ilk olan Fransız Edebiyatı'nı ilk gün, tiyatro ve Türk Edebiyatı'nı ise ikinci gün ele aldık. Burada Molière'in Fransız, 17. yüzyıl Fransa'sındaki yeri ve konumu, insanın betimi, Fransız Edebiyatı'nda Molière komedisinin nasıl doğduğuna dair olan izleri ve onetom kavramı üzerinden insanın Molière tiyatrosundaki betimlenmesi, Molière tiyatrosundaki tipler ve karakterleri ön plana çıkartarak bu içerikte konuşmalar gerçekleştirdik. Daha sonra Türk Edebiyatı'ndaki yansımaları, adaptasyon ve çeviri üzerine yapılan çalışmaları ele aldık. Ve son olarak da tiyatroda çağdaşımız Tartuf, Tartuf'un çağdaşı. Yani bugünden baktığımız zaman Molière bizim için ne ifade ediyor, bize ne anlam ifade ediyor, onu irdelemeye ve yansıtmaya çalıştı hocalarımız. Böyle kapsamlı bir sempozyum süreci geçirdik. Daha sonrasında 14 Mayıs günü Sanat Kritik'te Profesör Doktor Nedret Kılıçeri hocamızla birlikte ve Doktor Öğretim Üyesi Selin Gürses Şambay hocamızla birlikte daha özetleyici bir Molière konuşması yaptık. Burada da aynı gün, hatta oraya geçmeden önce Atatürk Kitaplığı'nda Molière konuşmalarının ilki gerçekleştirildi. Burada da yine sempozyumumuza katkı sağlayan öğretim görevlisi doktor Çiğdem Kurt-Williams hocamız da ilk konuşmasını yaptı. Tabii ki bu süreçte yani bizim için sempozyum sürecinde yer almak, benim yani kişisel olarak bu süreçte yer almak hem bilgilendirici hem eğlendirici oldu. Hem de bu vesileyle diğer hem öğrencilerimize, katılımcılarımıza, başka alanlardaki hocalarımıza Molière'in hem Fransız Edebiyatı'ndaki hem de Türk Edebiyatı'ndaki önemini göstermiş olduk diye düşünüyorum. Evet, bence de öyle. Bir de tabii Bülent Hoca'nın da başta söylediği gibi Molière Osmanlı tiyatrosu açısından çok önemli bir figür. Ve Atatürk Kitaplığı'nda birçok Molière çevirileri, adaptasyonları mevcut. Ve Atatürk Kitaplığı mevcut koleksiyonunu kullanarak daha önce de sergiler düzenledi.
En son fütüvvetnameler üzerine bir sergi düzenlemişti. Yine kendi koleksiyonunu düzenleyerek ve kullanarak ve hatta birkaç yayın da yaptı bu bağlamda. Ve Molière, yani Atatürk kitaplığındaki Molière'e dair materyali kullanarak yine bir sergi yapıldı. Ve bu sergide de Atatürk kitaplığından Özde Köseoğlu başta olmak üzere bir yine hummalı bir çalışmayla bir sergi gündeme getirildi. Peki bu süreç nasıl oldu Özde Hanım? Sesim önce geliyor mu diye deneyelim hocam. Tamam, şahane. Herkese merhaba. Atatürk kitaplığındaki süreci tabii 2022 yılının Ocak ayına götürerek başlatmak lazım. Tam da Molière'in 400. yaşında neler yapacağız sorusuyla Nedret Hoca'nın aslında bu ortaklaşa çalışmanın önünü açan ve bizi bu çok heyecanlandıran süreci başlatan sorusuyla. Aslında bizler için Molière'den Molière sergisi, Molière konuşmaları ve yine bu etkinliklerin bir başka ayağı olan Molière kolokyumu üçü bir arada hep birlikte düşündüğümüz ve beraber üzerine kafa yorduğumuz süreçlerdi. Ocak ayından itibaren İstanbul Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı ve Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümündeki hocalarımızla önce fiziki ve çevrim içi üç ayrı toplantıda bir araya geldik. Neler yapabiliriz, neler yapılabilir bu süreçte diye. Aslında bir arama toplantısı gibi okuyabiliriz bu süreci. Ardından ortak bir akıl ve kolektif emekle bu süreci örgütlemenin sağlıklı olacağını düşündük. Açıkçası şöyle geri dönüp baktığım zaman da bu 5 aylık sürede farklı kurumların, farklı kişilerin, farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların ve uzmanların bir araya geldiği ve hakikaten eşitlikçi ve ortaklaşa bir çalışma zeminini kurabildiği umut verici bir deneyim olarak okuyorum ben kendi adıma her şeyden önce. Bu anlamda benim için de çok öğretici olduğunu söyleyebilirim. Yuvarlak masa toplantıları ile birlikte örgütlemeye başladıktan sonra süreci, ki bu toplantılar 17 Şubat ve 21 Mart'ta gerçekleşti. Yuvarlak masaların içinden adeta serginin proje ekibi evrildi diyebiliriz. Serginin içerik ekibi, proje ekibi ve biz sergiye yaklaşırken eldeki materyalleri, Atatürk Kitaplığı koleksiyonundaki Osmanlıca Molière oyun afişlerini, Molière adaptasyonlarını nasıl bir görsel dillerin hangi izlek dahilinde, nasıl bir hatta sergileyebiliriz? Osmanlı tiyatrosunun çok dilli, çok kültürlü yapısını nasıl daha iyi aktarabiliriz diye hocalarımızla birlikte bir arada soruların peşine düşerek cevaplar bulmaya gayret ettik. Bu sorular tabii bambaşka sorulara eklemlendi, bizi bambaşka yerlere götürdü. Ama umut ediyorum ki o renkliliği, o çok dilli, çok kültürlü yapıyı aktarabildiğimiz bir hattı yakaladık. Burada tabii isimleri zikretmek çok önemli çünkü çok ciddi bir emek var. Emek yoğun bir süreç var. Burada hocalarımızdan zaten birkaçı da var. Çağatay Hoca burada, Nedret Hoca burada. Aynı zamanda Çiğdem Kurt Williams, Reha Keskin, Selin Gürses Şambay, Kerem Karaboğa, Serhan Erbek, Nilgün Fridinoğlu hocalarımız da bu sürecin içindelerdi. Açıkçası bizler açısından çok ortaklaşa çalışmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlediğimiz önemli bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada tabii bir taraftan sergiyle birlikte sergiye paralel bir etkinlik serisi de kurguladık. Molière konuşmaları adını vererek. Yani aslında tabii ki sergide belli bir görsel dil dahilinde bir hat üzerinde aktarmaya çalışıyoruz ama her şeyi ayrıntılı anlatabilmek gibi bir olanağımız elbette olmuyor. Bu noktada tabii ki tam da o sergide değindiğimiz, dokunabildiğimiz noktaları biraz daha açabilmek adına konuşmalarla, seminerlerle, okuma tiyatrolarıyla hatta derinlikli bir düşünme zemini kurabiliriz diye düşündük. En azından bunu denedik. 9 ayrı söyleşi, seminer ve okuma tiyatrosu Mayıs ve Haziran ayları boyunca sergiye paralel bir biçimde gerçekleşecek. Bu anlamda sergiyi destekleyici, sorularımıza yeni sorular ekleyen ve hepimizi zenginleştiren bir süreç olacağını ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim tekrar. Evet, biz teşekkür ederiz. Peki
Ne zaman açılacak sergi ve ne kadar süre devam edecek? Sergi 25 Mayıs Çarşamba günü açılacak ve 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Zaten yakın zamanda sosyal medya üzerinden de duyurularımızı gerçekleştirmeye başlayacağız. İBB Atatürk Kitaplığı sosyal medya hesaplarından ve Atatürk Kitaplığı'nın web sitesinden de elbette ulaşabilir merak edenler. Evet, Nedret Hocam, sizin eklemek istediğiniz... Evet, küçük bir şey eklemek istiyorum. Öncelikle üniversiteler ve bizim gibi köklü üniversiteler, İstanbul Üniversitesi'nden söz ediyorum. Kent hayatında, kentin zihinsel hayatında, eğitim hayatında çok önemli kurumlardır. Aslında bu Sorbonne'da da böyledir. İngiltere'de de büyük üniversitelere şimdi, yani klasik köklü üniversiteleri alırsak, bizim hayata katılmamız çok önemlidir. Öyle düşünürüm ben. Şimdi burada bir de İstanbul Üniversitesi birkaç yıldır araştırma üniversitesi oldu. Yani her alanda, tıptan işte fen ve edebiyat alanına bizim araştırma yapmamız gerekiyor. Şimdi edebiyat alanında araştırma üniversitesinin koşulları, olma koşulları, araştırma üniversitesi içinde yer almanın olmazsa olmaz bir koşulu da dış paydaşlarla çalışarak işte kültür hayatımızda, edebiyat hayatımızda ses getirebilecek bir takım şeyler, girişimlerde bulunmak gerekir. Yani duvarların arasında kalarak işte kitabımızı yazarak, belki makaleler üreterek alıştığımız tarzın dışına çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Araştırmacı bir tarzda gitmek lazım. Burada Atatürk Kitaplığı'nın bize açtığı arşivler gerçekten çok önemlidir. Biz çalışma modalitemiz bile bizim değişti. Mesela biz Çağatay'la fakülte içinde Fransız kültür ayağı tiyatroyla güdümlü çalışmamızı sürdürürken Selin Gürses Şambay'la Nilgün Feridinoğlu sergiye ve bu arşivlere odaklandılar. Burada da bir çok eksenli bir hareket alanı içinde çalıştık. Şimdi bunlar gerçekten araştırmacı ruhuna, araştırmacı tarzına uyan, bunu gerçekleştirdiğimizi gösteren bir çalışma. O anlamda daha tabii çalışmalarımız sürecek ama şu ana kadar geldiğimiz yerde gördüğüm o hareketlilik, birbirimizle sürekli bir etkileşim halinde olmamız ve öğrenme, sürekli bir şeyler öğrendik. Bana çok değerli geliyor. Bunu eklemek istedim. Çünkü gerçekten üniversiteler kent hayatında yeri olan ve olması gereken önemli kurumlardır. Evet. Çağatay Hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hocam, ben son bir şey eklemek isterim. Tabii üniversitenin en önemli paydaşlarından, öğrencilerimizin katkılarından bahsetmek isterim. Anabilim dalımızın, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim dalımızın, öğrencilerinin yürüttüğü Frankofonik Kulübümüz ve İşçev, Çeviri Bilim Kulübü ve Edebiyat Tiyatro Öğrencileri Kulübü'nün katkılarıyla bir etkinlik düzenlediler. Onu da burada anmak isterim. Yiğit Sertdemir, yönetmen Yiğit Sertdemir ve çevirmen Melek Didem Boy'un katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşide de yani işin mutfağına indik. Tartüf bizim tiyatromuzda şu an güncel, çağdaş tiyatro geleneğimizde kazandığı o değeri hem yönetmenden hem çevirmenin kendisinden duyduğumuz çok keyifli ve bilgilendirici bir etkinlik oldu. Bu anlamda da öğrencilerimize de teşekkür ederiz. Hem katılımları hem de katkılarından dolayı. Bu da çok keyifli bir etkinlikti. Bu etkinliği de anmadan geçmek istemedim. Teşekkür ederim. Ne güzel. Özde Hanım, sizin var mı son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey? Belki Molière konuşmaları ile ilgili sergiye paralel olduğunu söyledik. Biraz daha vurgulanması gereken bir nokta şu olabilir. Konuşmalarda özellikle sadece Fransa, geç Osmanlı, erken Cumhuriyet ve modern dönemde Molière'i tartışmanın ötesinde aynı zamanda Molière etkisiyle, sergiye de yansıyan biçimde Molière etkisiyle hiciv yazını için çok önem taşıyan isimler de söz konusuydu. Hagop Baronyan bunlardan biri. Aynı zamanda profesyonel tiyatrolar ve üniversite sahnelerinin
Molière deneyimlerini yansıtabilecekleri ve oyunlar üzerinden tam da sahnede Molière'i nasıl yorumladıkları ve neden Molière yorumlamayı seçtikleri gibi aslında çok geniş bir çerçevede bir takvim oluşturmayı denedik. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirse o kadar birlikte düşünüp söz söyleme, söz üretme şansımız olacak diye düşünüyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için de teşekkür ederiz. Rica ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Kolektif çalışmanın öğrenciler, hocalar, arşivler, kitaplıklar bir aradalığını bu kadar şahane bir şekilde sergilediğiniz ve kamuya mal ettiğiniz için sizlere çok teşekkür borçluyuz. Evet, Molière İstanbul'da dolaşıyor ve Molière'i yakalayın diyelim. Atatürk Kitaplığı'nı ve İstanbul Üniversitesi'ni tekrar çok tebrik ederiz. Daha nice etkinliklerde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.